Esenyurt'ta tekstil sektöründe ev tekstil alanında faaliyet gösteren Stof Tekstil'i ziyaret ediyoruz. Firma ortaklarından Alper Erdinç'i tanıyor ve sektördeki çalışmalarını öğreniyoruz. Ben 25 seneden beri tekstil piyasasının içinde kumaş ihracatından başlayıp tekstilin içinde tekstil meslek lisesi mezunu İzmirli bir şahıs diyebiliriz. Stof Tekstil'i biz 2012 senesinde kurduk. Yaklaşık 9 senelik bir firmayız. Ağırlığımız ev tekstili üzerine. Çok azıcık da bir %10-15 kapasitemizde normal penye üretimi, tişört, kumaş üretimi üzerine. Ama ağırlığımız ev tekstili olduğu için İstanbul'da bu şekilde imalat yapmaya çalışıyoruz. Üretimimizi direkt iplikten girip mamül kumaşa çevirip yurt dışına ihraç ediyoruz. Çarşaf ağırlıklı, çarşaf bölümü ağırlıklı. Biz burada direkt kumaş ihracatını yapıp Romanya'ya ihraç ediyoruz. Üretimimiz o şekilde devam ediyor. Biz direkt mamül satış işinde değiliz. Öyle bir üretim kapasitemiz yok. Direkt kumaş yapıp yurt dışına satıyoruz. Birincisi, kaliteden taviz vermedik. Kullandığımız iplik kalitesinden taviz vermedik. Çünkü piyasada çeşitli iplik cinsleri var. Bunları biz mümkün olduğu kadar kaliteli iplik kullanarak Stof Tekstil'i buraya kadar getirdik. Yani ev tekstilinde bizim özel makinalarımız var. İstanbul'da çok az kullanılan geniş pus makinalarımız var. O makinalarda biz üretimimizi yapıyoruz. O makinalar bizim kendi makinalarımız. O makinalar İstanbul'da çok kullanılan bir makinalar olmadığı için sadece bize çalışıyor. O şekilde üretimimizi devam ettiriyoruz. Bence iyi bir noktasında. Çünkü en azından elimizde Denizli gibi ev tekstilinde önde giden bir sektörümüz var. Biz burada İstanbul'da sadece üretim yaptığımız için, kendi çapımızda üretim yaptığımız için, ama Denizli'de entegre tesislerimiz var. İplik olsun veya ev tekstilinin entegre tesisleri. Onlar mümkün olduğu kadar Türkiye'yi çıta atlatıyorlar. Türkiye'de tekstil hiçbir zaman bitmeyecek. Bu kadar yatırım varken hemen hemen Türkiye dünyanın en iyi tekstil ülkelerinden bir tanesi. Ne kadar devlet bize yardım ederse dediklerinizden dolayı bizim önümüz o kadar çok açılır. Şimdi de Stof Tekstil firmasının diğer ortağı Kamuran Şekerci'yi tanıyor ve hem sektöre başlama öyküsünü dinliyoruz. İlk 20 yılını İsviçre'de geçiren, orada okuyan, büyüyen, ondan sonra da Türkiye'ye geri dönen üçüncü kuşak İstanbullu olduğumdan kendime İstanbullu diyebiliyorum. Bir firmada benim yurt dışı bağlantıda olduğum, hala çalıştığımız 20 seneyi geçti. Artık aile gibi olduk. Ortağımızla burada kumaş yaptırıyorum. Kendileri Romanya'daki fabrikada bunu fasona çevirip, çarşaf, nevresim gibi üretimler yapıp paketleyip, hatta orada stok tutup Avrupa'daki büyük müşterilerine oradan gönderiyorlar. Bu müşteriyle ilk başladım 20 sene kadar oldu. Onlara burada çeşitli firmalarda üretim yapıyordum. Üretimlerini kontrol ediyordum, gönderiyordum. Alper Bey'le tanıştığımız firmada iş yaparken, onlara kumaş yaptırırken çeşitli sıkıntılar yaşadık. Alper Bey o zaman o firmanın müdürü. Sıkıntıları görüyor ama kendisi de gideremiyorken, bu işi birlikte biz niye yapmıyoruz diye bir teklifle geldi, sağ olsun. Bu teklifi de biz kabul ettik. Bu işi yapan acentelik gibi yapan bir yerde ilk sekreter olarak işe başladım. Orada da gene aynı şekilde ev tekstiline satışlar yapılıyordu. Yani oradan da bu işe girmiş gibi oldum bir nevi. Yorucu ama zevkli, evet. Biz müşterinin isteğine göre, yani renk senede bir veya iki kere renk değiştiriliyorlar. Bir kartela oluyor. Bazı renkler çıkıyor kartela, yenileri geliyor. Hiç kullanılmayan renkleri çıkartıyorlar. Daha yeni, belki o senenin modası renkler giriyor. Bu kartelayı bize gönderiyorlar. Biz o renkleri çalışıyoruz. Ondan sonra sürekli o renk gidiyor artık. Yani o renge de uygunluk gerekiyor. Çünkü Almanya'da şöyle ki, çift kişilik yataklarda iki tek kişilik yataktan oluşuyor. Dolayısıyla eve çarşaf alan hanım iki tane tek kişilik çarşaf alıyor. Ve tek tek geçiriyor iki kişilik büyük yatağı çarşafları. Anladım. Bizimki gibi böyle bir kere de geçirmiyor. Genelde iki tek. Yastıklar da daha büyük oluyor. Durum böyle olunca bugün ürettiğimiz maviyle iki ay sonra ürettiğimiz mavinin aynı olması gerekiyor. Ola ki bayan bir tanesi bozuldu, tekrar aynı maviden almak isterse çarşafa koyduğu zaman
Evet, renk çok büyük bir fark olmaması için. Evet, onun için renk dikkati bizim için çok önemli. Evet.